Peki ne diyorsun sen şimdi Mehmet? Kapandı mı orası artık? Ben de bilmiyorum ki baba. Gidip öğreneceğim işte işin aslında. Ama ne olduysa Feriha yüzünden oldu. Neyse ne. Sen git de işinin, gücünün akıbetini öğren. Benim adama hala borcum var. Şimdi de mekan kapanıyor. Üstelik Feriha Hanım yüzünden. Şimdi ne diyeceğim ben adama? Hangi yüzle ne diyeceğim? Hadi Mehmet hadi. İçimi daralttın yetti. Git de şu işin aslını bir öğrensen. Feriha Yılmaz'ın odası hangisi? Ha. Tabii ben sizin aynı odada kaldığınızı düşünemedim. Hoş geldin. Nerede o? Toplantıda. Toplantıda ha? Bayağı nasıl? Ne karıştırıyor o yanındaki? Söylesene hoca. Ne yapıyor şimdi? Ekmeğimizle mi oynuyor? Eğer ki Knight'ı kastediyorsan bundan hiç kimse zarar görmeyecek. Ama önce git bunu patronunla konuş. Ya patronunla konuşacak yüz mü bıraktınız bende? Nedir lan sizin derdiniz? O yanındakinin derdi ne? Bütün kabahatlerine bakmadan ne istiyor? Kardeşin şimdi yanımdaki mi oldu? Bu kadar zor mu onun adını ağzına alman? Feriha demen. Ha? Benim kardeşim adamın biriyle 3 sene boyunca dünyanın öbür ucunda kalacak kız değildi. Onun parasıyla artistlik yapacak kız da değildi. Ulan sen bu iki yüzlüğünden ne zaman kurtulacaksın be? Ona meydan dayağı atan sen değil misin? Hataları yüzünden onu kapı dışarı atan sen değil misin? Baban kaç kere benim böyle bir kızım yok dedi biliyor musun sen? Feriha'ya soracaksın bunları. Kaç kez kandırmış bizi. Hiçbir pisliğini temizlemedi. Burada seninle aynı odada kalıyor. Terk edip gittiği kocasını da ekmeğiyle oynuyor. Bana kardeşim diyor ya, benim de ekmeğimle oynuyor. Sen de alkış tutuyorsun.